Herkese merhabalar. 5. sınıf sosyal bilgiler 1. dönem full tekrarımıza başlıyoruz. Türkiye'nin en çalışkan beşin sınıflarıyla birlikte. Hmm. Evet çok güzel mi öğledin Tonguç'um? En çalışkan beşleriyle birlikte süper bir şekilde sömestr tatilinde full tekrarımızı yapacağız. Ve mükemmel bir şekilde bütün üniteleri birinci dönemde öğrendiğimiz bütün üniteleri tekrar edeceğiz. Birey ve toplumu, kültür ve mirası, insanlar, yerler ve çevreleri, bilim, teknoloji ve toplumu öğreneceğiz. Zaten çok kolay, çok keyifli konular. Sosyal olmak. bilgiler dersini çok seviyorum. Evet, ben de çok seviyorum sosyal bilgiler dersini Tonguç'um. Bugün seninle birlikte harika bir şekilde tekrar edeceğiz. Ardından da Dinamo Soru Bank bankamızdan veya da tüm dersler zoru bankamızdan biliyorsun Ekosta var. Bunlardan çok güzel tekrarlarımızı yapacağız. Dinamo soru bankasındaki sorular da zoru bankasındaki sorular da efsane bir şekilde seni bekliyorlar. Hemen o zaman videomuza başlayalım. Arkamıza yaslanalım. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve mükemmel bir şekilde dersimize başlıyoruz Sonuç'um. Şimdi öncelikle sosyal bilgiler dersinden öğrendiklerimize baktığımızda tarih, coğrafya, ekonomi, vatandaşlık ve hukukla ilgili konular içeren bir ders olduğunu görüyoruz sosyal bilgiler dersinin. Ama sosyal bilgiler dersi sayesinde biz ne öğreniyoruz ona bakalım. Birincisi milli bağımsızlık ve milli egemenlik kavramlarını öğreniyoruz. Bu ikisi arasındaki farkı biliyor musun Tonguç'um? Bilmiyorum hocam. Çok güzel bilmiyor olabilirsin ama çok önemli olduğu için ben bir kez daha söyleyeceğim. Milli bağımsızlık ülkeyi düşman işgalinden kurtarmak. Yani bayrağımız, sınırlarımız, ordumuz bunlar bizim milli bağımsızlığımızın sembolü. Milli egemenlik ise halkın sandığa giderek oy vermesi. Yani Cumhuriyet'in ilanı yani seçimler yani büyük millet meclisi yani milli egemenlik halkın yönetime katılması demek milli bağımsızlık ülkenin bağımsızlığı düşman işgalinde olmaması demek yardımlaşmanın önemi, eleştirel düşünebilmek, teknolojinin yararları ve zararları, hak ve sorumluluklarımız. Mesela haklarımız neydi? Eğitim alma hakkımız vardı. Sorumluluğumuz neydi? Ödevlerimizi yapmak. Evet, ödevlerimizi yapmak da bir sorumluluktu. Yaşadığımız çevrenin coğrafi özellikleri, çevremizdeki ekonomik faaliyetler ve milli kültürümüzü oluşturan ögeleri hep biz sosyal bilgiler dersi sayesinde öğreniyoruz. Dolayısıyla sosyal bilgiler dersini sevmeliyiz arkadaşlar. Şimdi öncelikle... Aynı toprak üzerinde yaşayan ve aynı devlette vatandaşlık bağı ile bağlı olan kişilere biz vatandaş diyoruz. Mesela biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız. Etkin vatandaş ne yapar? Birincisi seçim zamanı geldiğinde oy kullanır. Dolayısıyla sen etkin bir vatandaş mısın Tonguç'um? Değilim hocam. Değilsin ama şu anda oy verme işin gelmediği için değilsin. Ama normalde sen etkin bir vatandaşsın. Niye? Çünkü sen derslerine çalışıyorsun, ödevini yapıyorsun, her şeyini güzel güzel işte çevreni koruyorsun, sorumluluk bilinciyle hareket ediyorsun. Bu yeterli. Sonuç askerlik görevini yerine geldiği zaman yani asker yaşına geldiği zaman askerlik görevini yerine getireceksin. Oy verme yaşın geldiği zaman seçim zamanı oy da vereceksin. Vergi verebilecek kadar para kazanmaya başladığın zaman vergini ödeyeceksin. Kanunlara ve kurallara zaten uyuyorsun. Aynı zamanda e, üretim de yapacaksın ileride ve ülke ekonomisine katkıda bulunacaksın. Dolayısıyla şu anda sorumluluk bilinciyle hareket etmen, haklarını bilmen ve gerektiğini kullanman senin zaten etkin bir vatandaş olduğunu gösteriyor. Sen etkin bir vatandaş olarak bunları zaten ileride yapacaksın. Şimdi, yeni okuma konusuna geldiğimizde olay ve çok boyutluluk diye iki kavram var. Olay, ortaya çıkan, ilgi çeken veya çekebilecek nitelikte olan her türlü duruma biz olay diyoruz. Mesela, Orman yangını bir olay yazın. Ciğerlerimiz yandı hocam. Evet çok güzel söyledin ciğerlerimiz yandı çok güzel söyledin. Yazın çıkan orman yangını bir olaydı. Fakat bu olayın birden fazla nedeni vardı. Bir olayın birden fazla nedeni ya da sonucun olmasına biz çok boyutluluk adını veriyoruz. Yani yazın yaşadığımız orman yangınları çok boyutlu olaylardı. Birincisi nedenlerine baktığımızda bazı yakılan ateşi söndüremedi. Bazen işte iklimden dolayı rüzgardan dolayı hızlı bir şekilde devam etti. Kontrolsüz ateş yakıldığı için cam kırıkları ya da kasıtlı olarak orman yangınları çıkaran insanlar vardı. Dolayısıyla ormanlarımız farklı farklı nedenlerden dolayı maalesef bu yaz baya bir orman yangını yaşandı. Sonucunda ne oldu? Canlıların yaşam alanları yok oldu. Yerleşim yerleri bile zarar gördü. Toprak hava ve su kirliliği neden oldu. Aynı zamanda sonradan inşallah olmayacak ama oraları ağaçlandırıyoruz. Eğer eskiden ağaç olan yerlerde artık ağaç olmazsa ağaç kökleri suyu ememeyeceği için sel ve heyelanların artmasına da neden olabiliyor. Dolayısıyla bir olayın birden fazla nedeninin ya da birden fazla sonucun olmasına ne diyormuşuz biz Tongu? Çok boyutluluk diyoruz. Harikasın çok boyutluluk diyoruz. Şimdi bireyin ait olduğu grup ve kurumlarda üstlendiği görevlere rol diyoruz. Mesela sen evde bir kardeşsin bir çocuksun. Okulda basket oynuyorsan basketbolcusun, öğrencisin. Senin belli rollerin var. Yasal veya toplumsal olarak bireylere tanınan yetki ve kazançları ise hak diyoruz. Senin eğitim hakkın var, yaşam hakkın var, oyun oynama hakkın gezme var. Gezme tozma hakkın var. Aynen gezme tozma hakkın var, her türlü hakların var. Bireylerin yaptığı davranışların sonuçlarının üstlenmesine ise sorumluluk diyoruz. Mesela sen şimdi Okula giderken ne yapacaksın? Şimdi şu an tatildesin ama okula giderken ne yapacaksın? Okula zamanında gideceksin. Ödevlerini yapacaksın. Veya şu anda evde ne yapıyorsun? Yatağını topluyorsun, annene yardım ediyorsun. Bunlar senin sorumlulukların. Bir işi sonuçlandırmak için neyin ne zaman yapılacağının önceden düzenlenmesi neyse biz plan diyoruz. Mesela biz bak burada Ocak planımızı yapmışız. Ocak ayında demişiz ki fen salı günü, matematik perşembe günü, Türkçe bu cumartesi günü yapmıştık. Pazars günü sosyaldeyiz. Şu anda sosyal yapıyoruz. Dolayısıyla her şeyi planlı bir şekilde Planımızı yapıyoruz. Planımızı planlıyoruz. Çok güzel bir cümle gerçekten. Planımızı planlıyoruz. Güzel bir cümle. Ee, sıra dışı bir cümle. Tebrik ediyorum <laughs> seni için. Şimdi çocuk haklarına baktığımızda 20 Kasım 1989'da Birleşmiş Milletler çocuk haklarına dair sözleşmeyi kabul ediyor. Çocuk haklarının korunmasına UNICEF ülkemizde de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sorumlu. Yani çocuk haklarını koruyoruz. Çocukların yaşama hakkı var, eğitim alma hakkı var, sevgi görme, düşünce özgürlüğü, vatandaş olma... ...oyun oynama gibi çok temel hakları var. Ve bu dünyadaki tüm çocuklar için geçerli. Yani sadece Türkiye'deki çocuklar için değil. Dünyanın her yerindeki çocuğun... ...düşünce özgürlüğü, eğitim almak, yaşamak herkes için geçerli bu. Geldik uygarlıkları öğreniyorum konusuna. Şimdi burada bilmemiz gereken... ...iki temel şey var. Bir Anadolu uygarlıkları var. Filhu adıyla aklımızda tutmamız gereken... ...Frikler, e, İyonlar, ...Lidyalılar, Hititler ve Urartular. Burada bir fil kafası hatırlamamız yeterli. Bir de Tonguç evladı benim... E ee, Asurlular, Babiller ve Sümerlerden oluşan ne var? E ee, Mezopotamya uygarlığı var. Şimdi Mezopotamya deyince aklımıza neresi gelecek? Mezopotamya neresiydi? Fırat ve Dicle nehrinin arası hocam. Mükemmelsin Tonguç'um. Tebrik ediyorum seni. Fırat ve Dicle nehirlerinin arasına biz Mezopotamya diyorduk. Şimdi o zaman başlayalım. Gel bakalım. Hititler Tonguç'a. Bunlar şimdi Filhu yani Hitit, Frig, Lidya, İyon, Urartu bunlar ee, nedir? Anadolu uygarlıkları. O zaman buraya yazıyorum. Bak, Frigler, İyonlar, Lidyalılar, Hititler ve Urartular. Şimdi Hititler en büyük olduğu için en başa biz bunu yazdık. Başkentleri Atuşaş. Burada kralları var, Tavanan denen ee, anaları var, yani kraliçeleri var. Bir de pankuş denen bir meclis var. Pankuş meclisinde kuşlar mı var? Hayır, pankuş meclisinde sadece kuşlar yok. Pankuş meclisinde kuş da yok zaten. Pankuş meclisinde vekiller var. Orada böyle halk beraber bir şeyleri tartışıyorlar. Bin tanrı ili, çok tanrılı dine inanıyorlar. Kadeş anlaşması yapacaklar Mısırlılarla. Anal adını verdikleri yıllıklara tanrılarına hesap vermek için yazılar yazacaklar. Bu da tarihi eser olabiliyor. Aynı zamanda aslanlık kapı ve İvriz kabartmaları var. Friglere baktığımızda bu adamlara tarım diyebiliriz. Tarımcılar bunlar. Niye? Gordiyon kentinde yaşıyorlar. Ankara'da yani. Kral Midasiye kralları var. Böyle kurakları birazcık büyük. Fibula denen çengelli yine. Tapates denen kilim. Kibele denen tanrıları var. Bereket tanrısı ve Kral Midas Tümülüsü önemli eserleri. Bu adamlar en çok tarıma önem veriyor. Lidyalılar deyince aklımıza para gelecek. Niye para icat ediyorlar? Türk lirası mı hocam? Türk lirasını değil ama normal o zamanki Lidya parasını icat ediyorlar Tonguç'um. Merkezi krallıkla yönetiliyorlar. Manisa ve çevresinde yaşıyorlar. Kral yolunda ticaret yaptıkları için parayı buluyorlar. İyonlara baktığımızda demokratik anlayışla şehir devletlerinden oluşuyorlar. Hatta bu şehir devletlerine Polis adını veriyorlar bak. Polis deyince demek ki tarih dersinde, sosyal bilgiler dersinde aklına şehir devletleri gelecek. Kolonicilik yani deniz ticaretiyle uğraşıyorlar. İşte Efes Antik Kenti, Artemis Tapınağı gibi tarih eserler bırakıyorlar. Hipokrat tıpta, Pisagor matematikte, Herodot'ta tarihte çok önemli başarılar elde etmiş önemli bilim insanları. Urartulara baktığımızda bunlar da madencilikte ilerlemişler. Bak maden. Bak iyonlara şöyle hatta yanlarına bir de yazayım bak. Urartulara maden kelimesini... İyonlara bilim kelimesini, Lidyalılara ticaret kelimesini, Friglere tarım kelimesini yazabiliriz. Şimdi Hititlerin birçok özelliği var. Yani anlaşma yapıyorlar, yıllıkları var, kabartmaları var. Burada Hititler için birçok şey en büyükleri olduğu için bunu tek bir kelimeyle anlatamayız. E, Van'da yaşıyorlar bunlar. Eski adıyla Tuşba'da. Ve e, oda mezarları var. Yani mezarların içine eşyalarını koyuyorlar. Neden? Çünkü öldükten sonraki yaşama inanıyorlar. Van Kalesi, Şamran adını verdikleri su kanalları da önemli. Gelelim Mezopotamya uygarlıklarına. Yani az önce senin söylediğin Fırat ve Dice nehirleri arasındaki uygarlıklara. Şimdi Sümerler bir numara. Niye? Çünkü bu adamlar yazıyı buluyorlar bak. Yazıyı buluyor. Daha neyi bulsunlar ki? Şu anda yazımız yazıyı Sümerler bulmuş yani. Şehir devletleri var site denilen. Aynı zamanda e, Patesi. Pates mi hocam? Patates değil evladım. Patesi ya da Ensi adı verilen bir kralları var. Patesi denen kralları var. Çivi yazısından e, faydalanıyorlar. Yazıyı buluyorlar daha doğrusu. Takvimi buluyorlar. E, ...ay yılı esas takvimlerini buluyorlar tabii ki. Tekerleği icat ediyorlar. Destanları var Gılgamış diye. Ve zigurat adını verdikleri tapınakları var. Ziguratlar da böyle hem mallarını depoluyorlar... ...hem böyle e, okul olarak kullanıyorlar... ...hem ibadet ediyorlar... ...hem de gökyüzünü gözlemliyorlar böyle yukarısına çıkıp... ...böyle çok ciddi bir yer zigurat onlar için. Zigurat kelimesi Sümerleri özetleyen bir kelime. Bu ziguratı hiç unutmam. Ve aynı zamanda yazıyı bulmaları. Yazı ve zigurat. Babil'lere baktığımızda... Krallık yönetiyorlar ve kralların adı Hamurabi. Neden ona hamur Abi demişler biliyor musun Tonguç? Çok fazla simit poğaça yediği için. Mantıklı bir açıklama gerçekten söylediklerin çok doğru olabilir ama hayır. O yüzden değil yani çok fazla simit poğaça açma yediği için değil. Hamurabi adı Hamurabi. Adı öyle ve kanunları var. Kısasa kısas diyor. Yani bir insanın evine hırsız girdiyse... Ee, o adama çok ciddi cezalar veriliyor. Çok sert kuralları var yani. Hamur abi adı hamur ama kendi son derece sert. Çamur abi mi hocam? Çamur abi değil yani o kadar değil. Tonguç'u o kadar sert değil ama gerçekten kanunları sert. Babil, Kula Babil Kulesi, Babil asma Bahçeleri de yine Babillerin ee, tarihte bıraktıkları önemli eserler. Asurlara baktığımızda bu adamlar da ticaretle uğraşıyorlar çok ciddi bir şekilde. Bak o zaman Babillere kanun yazdık. Hamur abi kanunları. Asurlara da ticaret diyebiliriz. Karum adını verdikleri ticaret merkezleri var hatta Anadolu'ya yazıyı da götürüyorlar ticaret yaparken ve Ninova isimli bir de kütüphaneleri var. Şimdi gelelim tarihi mekan, tarihi eser ve doğal varlığı. Şimdi eğer bir eser ya da bir şey insanlar tarafından yapıldıysa ne oluyor? Artık doğal güzellik olamıyor çünkü doğal güzellik insanlar tarafından yapılamaz doğal güzellik yaratılmış bir güzelliktir. Mesela kuş cenneti manyastaki, Trabzon'daki uzun göl, Nevşehir'deki peri bacaları, Rize'deki Ayder yaylası ya da Antalya'daki Manavgat şelalesi yaratılmış güzellik. Yani insanlar yapmamış. Dolayısıyla bunları Allah yarattı biz bunlara doğal güzellik diyoruz. Ama insanlar tarafından yapıldıysa iki tane seçenek var. Eğer taşınabiliyorsa tarihi nesne. Mesela Hazreti Muhammed'in kılıcı ya da kaşıkçı elması taşınabiliyor. Elimize böyle taşıyabiliyoruz. O zaman bu tarihi nesne. Ama taşınamıyorsa, taşınamıyorsa o zaman tarihi eser ya da tarihi mekan oluyor. Eğer tarihi eserse tek bir tane. Tek bir yapıdansa tarihi eser. Mesela Malabadi Köprüsü tek bir köprü. O zaman biz diyoruz ki bu tarihi eser. Galata Kulesi tek bir kule. O zaman diyoruz ki bu tek bir kule olduğu için Galata Kulesi e, tarihi eser. Ama birden fazla eserden oluşuyorsa tarihi mekan. Yani Topkapı Sarayı'nda hem Topkapı Sarayı var hem başka başka binalar var. Truva Antik Kenti bir kent mesela. Sadece bir binadan oluşmuyor. Tek bir yapıdan oluşmuyor. O zaman tarihi mekan oluyor Tonguç'um. Bu sayfa çok çok önemli. Bu sayfadan soru gelecek ikinci dönem yazılarında da. Gelelim kültürel zenginliğimize. Bayramlarımız var. Dini bayramlarımız Ramazan ve Kurban Bayramı. Milli bayramlarımız işte Cumhuriyet Bayramı var. E, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı var. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı var. 30 Ağustos 30 Zafer Bayramı var. Bunlar bizim milli bayramlarımız. Yemeklerimize baktığımızda hamsili pilav, mantı, kebap, baklava. Urfa kebabı da olur mu? Evet Urfa kebabı da olabilir Tonguç'um hiç fark etmez. Baklava, künefe bunların hepsi de bizim yöresel yemeklerimiz. Zeybek, horon, çayda çıra, hora, halay, fidayda, misket gibi halk oyunlarımız var. Halıcılık, kilimcilik, çinicilik gibi. Mesela çinicilik neredeydi Tonguç'um? İznik, Kütahya'da. Aynen İznik'te, Kütahya'da çok güzel İznik ve Kütahya'da çinicilik çok ilerlemiş. durumda. tebrik ederim. İyi çalışmışsın Tonguç'um. Aferin sana. Ahşap ve bakır işlemeciliği, taş oymacılığı bunlar çok önemli kültürel zenginliklerimiz. Geçmişten günümüze kültürümüze baktığımızda bir kültürel süreklilik var. Yani geçmişe ait kültürel ögelerin günümüzde devam etmesi. Mesela atalarımız çok eskiden yoğurdu bulmuş. Biz şu anda da yoğurdu yemeye devam ediyoruz. Öyle değil mi? Niye? Çünkü çok lezzetli ve sağlıklı evet, hocam. Çünkü çok lezzetli ve çok sağlıklı. Yoğurdu biz bulmuşuz zaten. Dünyada yoğurda yoğurt deniyor. Cacığı da biz bulduk değil mi hocam? Evet Tonguç'um. Cacığı da biz bulmuşuz. İçine de birazcık salatalık koymuşuz. Yanlış anlamazsan eğer yani. Allah'ım yarabbim. Kültürel etkileşime baktığımızda farklı kültürlerin birbirlerini gelenek, görenek ve değerlerinden etkilemesi. Mesela Çinler çayı bulmuş biz de içiyoruz. Demek ki Çinlerden çayıdan etkilenmişiz. Veya biz yoğurdu bulmuşuz Çinler de yoğurtuyor. Yani karşılıklı kültürel etkileşim oluyor. Kültürel değişim ise zamanla kültürel unsurlarda değişiklik olabiliyor. Eskiden misafirlere gül suyu ikram edilirken günümüzde daha çok kolonya ikram ediliyor. İçmek için mi hocam? Hayır evladım içmesi için değil. Allah'ım yani eline döküp böyle elini temizlemesi için. Eskiden gül suyu dökülürmüş. Oh gül kokarmış. Şimdi kolonya ikram ediyoruz. Kolonya dökelim mi diyoruz. Bu bir kültürel değişim. Yeryüzü şekillerine geldiğimizde yeryüzünde oluşan engebe ve çukurların tümüne yüzey şekilleri deniyor. Mesela körfezler var, yarımadalar var, ada var, göller var ırmaklar var, vadiler var, buzul dağları, ovalar var. Mesela ova geniş düzlükler. Dağın ne olduğunu biliyoruz. Vadi dağların arasının yarılmasıyla oluşan V şeklindeki şey. Irmağın ne olduğunu biliyoruz zaten böyle geniş geniş akıyorlar güzel güzel. Göl dört tarafı karalarla çevrili su parçası. Ada dört tarafı denizlerle çevrili. Yarımada üç tarafı denizlerle çevrili. Körfez karaların içine giren ee, bir bölüm değil mi? Şimdi haritalarda renkler bitki değil yükseltiyi gösteriyor. Yani işte yeşil yerler ormanları, kahverengi yerler toprakları gösteriyor diyecek misin Stonguç'um? Hayır hocam. Demeyeceğiz. Harikası. Niye? Yeşil yerler işte 0-500 metre arasını, sarı yerler 500-1000 metre arasını, işte e, turuncu yerler 1000-1500 metre arasını gösteriyor. Dolayısıyla haritada koyu kahverengiyle gösterilmiş bir yer, kahverengiyle gösterilmesine rağmen bir orman olabilir. Ya da yeşille gösterilmiş bir yer, yeşille gösterilmesine rağmen bir çöl olabilir. Niye? Çünkü alçak bir çöldür mesela. ...derinliklerde tabii deniz derinleşiyor nasıl? O da aynı şekilde suyun da derinleştiğini gösteriyor. Hava durumu ve iklime bakalım. Hava durumu dar alanlarda kısa süreli değişkenliği olan... E, meteorolojinin incelediği, meteoroloji bilim dalının incelediği bir şey. Hava durumu kısa süreli yani. Mesela hava güneşli diyoruz bugün İstanbul'da. Veya bulutlu. Veya geçen hafta nasıldı hava İstanbul'da? Kar yağışlıydı. Aynen, kar yağışlıydı. Şimdi iklim ise... ...kar yağışlı diye bir iklim olmaz. İklim geniş alanlarda etkili. Uzun süreli, değişken ve burada klimatoloji bilim dalı inceliyor. Yani iklimde uzun yıllar boyunca oluşan bir durum. Yani mesela Akdeniz iklimi diyorsun. Mesela Türkiye'de güney kıyılarımızda ve batı kıyılarımızda Akdeniz iklimi var. İç kesimlerde karasal iklim var. Bak burası karasal iklim. Karadeniz kıyılarında Karadeniz iklimi var ve Karadeniz iklimi her mevsim yağışlı mesela. Ya da Akdeniz iklimi böyle kışın yağışlı, yazları sıcak ve kurak. Ülkemize göre iklimlere baktığımızda karasal iklim iç kesimlerde görülüyor ve ee, sıcaklık farkı bu iklimin en önemli özelliği yani yazın sıcak, kışın soğuk oluyor. Akdeniz iklimi ise kışın yağışlı, bak Akdeniz iklimi kışın yağışlı, yazın kurak oluyor, yazın kurak bir iklim. Karadeniz iklimi ise her mevsim yağışlı, her mevsim yağış olduğu için de en fazla ee, orman sence hangi bölgemizdedir? Karadeniz'de. Aferin Karadeniz'de. Niye? Çünkü her mevsim yağış olduğu için Karadeniz'de çok fazla orman var. Şimdi gelelim nüfus ve yerleşmeye. Sınırları belirli bir alan içerisinde yaşayan insan sayısına biz nüfus diyoruz. Mesela diyelim ki burada şurası bir ülke olsun. Tamam şu kalemlik bir ülke olsun. Bir, iki, üç, dört, beş. Herkes göç olmadı. etti. Bir tanesi düştü. Evet göç yaşandı. Biri dışarı çıktı. Çok güzel söyledin. Tomuçin. Biri göç etti dedin. İki, dört, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Bu ülkede kaç kişi varmış? On kişi varmış. Nüfus eğer dışarıdan birileri gelirse on bir olur artar. Onun gibi. İşte bir ülkede yaşayan insan sayısına nüfus diyoruz. Nüfusun dağılışını etkileyen bir doğal şeyler var. İklim, yer şekilleri, su kaynakları, bitki örtüsü gibi. Bir de beşeri yani insani şeyler var. Mesela havanın soğuk olması bir yerde insan nüfusunun az olmasına sebep veriyor. Bu iklimle alakalı. Engebeli dağlık olması insan nüfusunun az olmasına sebep veriyor. Suyun olmaması insan nüfusunun az olmasına sebep veriyor. Bitki örtüsünün çok fazla gül olması oraya insan yerleşemiyor mesela. Bu doğal faktörler. Ama mesela diyelim tarım yapılabiliyorsa, sanayisi geliştiyse, maden çıkıyorsa, ticareti geliştiyse mesela İstanbul'da ticaret, turizm, ulaşım geliştiği için İstanbul Türkiye'nin en kalabalık ili mesela. Şimdi gelelim afetler ve çevre sorunlarına. Şimdi doğal afetlerden sel eriyen kar suları ve aşırı yağışlar sonrası oluşuyor. Karadeniz'e Marmara bölgemize sık görülüyor. Çok tehlikeli bir şey. Çığ kar kütlelerinin yani karın böyle koparak aşağı doğru akması. Bu da Doğu Anadolu'da çok görülüyor. Çünkü Doğu Anadolu soğuk ve karlı ve engebeli. Heyelan ise toprağın kayıp böyle gitmesi. Heyelan en fazla Karadeniz'e görülüyor. Çok yağıştan dolayı toprak suya doygun hale geliyor ve akı veriyor böyle. Erozyon ise bitki örtüsü bakımından fakir İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da görülüyor. Burada da erozyon toprak örtüsünün zarar görmesi. Erozyondan dolayı insanlar ölmüyor ama ne oluyor? Toprak örtüsü zarar görüyor. Bak bunu şöyle resimde göstereyim için sana. Şurada göstereyim. Mesela şu birinci resim. Şu ikinci resim olsun. Şurada bir dağ var tamam mı? ormanlık böyle ağaçlı bir dağ. Ama burada heyelan olduğu zaman ne oluyor biliyor musun? Bu böyle dağdaki şu parça bak şu parça şöyle kopuyor buralara gidiyor bak. Az önceki ağaçlar falan hepsi buraya gitti. Hani az önce çizim çizgi buradaydı. Yani şu dağın üzerindeki şu kısım burası koptu gitti. Bu heyelan. Erozyon ise erozyonu da anlatayım. Şimdi burada böyle bir arazi var. Sen burada yürüyorsun böyle la 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 la. Bak hiç ağaç falan yok gördüğün gibi. Sonra yağmur yağıyor. sensör oluyor. Hatta biraz eğimli bir arazi. Sonra burası böyle pütür pütür hale geliyor. Bak şimdi sen burada yürüyemiyorsun bile, tarım da yapamıyorsun. İşte bu erozyon. Erozyonda insan ölmüyor. Ama Heylan'da gerçekten toprak kütlesi hareket ettiği için çok tehlikeli. Erozyon İç Anadolu'da. Ormanın az olduğu İç Anadolu'da oluyor. Heylan ise ormanın fazla olduğu Karadeniz bölgesinde görülüyor. Orman yangınları cam kırıkları bırakıldığı için... ...ya da bilerek insanlar doğaya zarar vermek için ateş yakıyorlar ve orman yangınları çıkıyor. Akdeniz'de, Ege'de çok fazla görülüyor. Marmara'da da görülüyor ama... Karadeniz'e az görülüyor. Niye? Çünkü Karadeniz zaten hava yağmurlu olduğu için yangın çıksa bile hemen bir şekilde yağmur yağar sönebiliyor. Deprem ise ülkemiz bir deprem kuşağında. Dolayısıyla ülkemiz deprem açısından tehlikeli bir yerde. Ama önlemimizi alırsak, deprem olabilecek yerlerde yaşamazsak, sağlam yerlerde yaşarsak, evimizi sağlam yaparsak o zaman deprem riskinden korunabiliyoruz. Şöyle Türk ülkemizin deprem haritasını da şöyle çaktırmadan sana çizeyim Tonguç'um. Şurası Van Gölü ya. Çizemedim pardon. Şurası Van Gölü ya. Böyle bir hat var tamam mı? Bu hat şu Ege'de de var böyle. Bu hat Türkiye'de kırıklı araziler. Bu arazinin üzerine olan yerlerde sağlam evler kurulması gerekiyor. Mesela Ege'deki evlerin sağlam olması gerekiyor. Her yerdeki evlerin sağlam olması lazım ama bilhassa buradakiler fay hattında kurulmaması lazım ve sağlam yapılması gerekiyor. Deprem öldürmüyor. Depreme karşı önlem almamak bize zarar verebiliyor. Çevre sorunlarına baktığımızda küresel ısınma, yeryüzünün ısınması kullanılan araçlardan dolayı çıkan egzoz gazlarından dolayı ve buzulların erimesi sonrasında bazı yerlerin sular altında kalma tehdidini taşıyor. Hava kirliliğini zaten biliyoruz. Herkes havayı gaz çıkararak kirletiyoruz. Gaz çıkararak da kirletiyoruz. Doğru ama o gene biraz daha doğal bir şey. Benim dediğim arabalardan çıkan, fabrikalardan çıkan pis gazlar. Gürültü kirliliği, su kirliliği, sularımızı kirletiyoruz. Toprak kirliliği, bunlar da çevre sorunları. Teknoloji ve toplum konusuna geldik. Artık son kısma geldik. İnsanın hayatını kolaylaştırmak amacıyla geliştirdiği araç ve gereçlere ilişkin bilgilerin tümüne teknoloji diyoruz. Eğitimde akıllı tahtalar, QR kod çözümlü kitaplar. Mesela bak bizim kitaplarımızda gördüğün gibi açıyorsun. Burada hem kare kodda soruların çözüm var hem de ekstra sorular var, dijital sorular var. Bunları çözebiliyorsun. Ee, eba mesela eba'dan derslerimizi öğreniyoruz. Veya şu anda bizi sen gene televizyondan ya da e, bilgisayar ekranından izliyorsun. Telefon, genel ağ, televizyon iletişimde teknolojiyi sağlıyor. Ulaşımda uçak, gemi, otomobil yine teknolojiyi sağlıyor. Teknoloji hayatımızın kolaylaşmasını sağlıyor. Hızlı ve kolay haberleşmeyi sağlıyor. Dünyanın bir ucundaki bilgiye ulaşıyoruz. Tak diye Amerika'daki bilgiye ulaşabiliyoruz. Sağlık alanında hastalıklar erken teşhis edilebiliyor. Ulaşım hızlı ve güvenli oluyor. Ama ne oluyor? Teknoloji yüzünden yüz yüze iletişim azaldı artık. Sadece mesaj atıyoruz birbirimize. Akıllı telefonlar, tabletler çok fazla zaman yiyor. Aile ilişkilerimiz zayıfladı. Evde birbirimize mesaj atacak hale geliyoruz artık. Tüketicilik ve tembellik artıyor. Ve çevre kirliliği artıyor. Yani teknolojinin zararları da var. Şimdi doğru ve güvenilir bilgiye baktığımızda medya okur yazarlığını bilmemiz lazım. Medya okur yazarlığı nedir biliyor musun Donguç'um? Bilmiyorum hocam. Bilmiyorsan söyleyeyim. Medya okur yazarlığı televizyondan veyahut da gazetelerden veyahut da işte genel adan yani internetten bize verilen bilgileri olduğu gibi kabul etmemek. Medya mesajlarına erişebilmek, erişilen mesajları eleştirel bir bakış şekilde yani doğru mu değil mi diye kontrol ettikten sonra çözümleyip değerlendirebilmek ve kendi medya iletilerini üretebilme becerisi. Mesela iyi bir medya okur yazarı ihtiyacının farkına varıyor. Mesela sen ihtiyacın olmayan şeyi gereksiz yere internetten ya da televizyondan almaman gerekiyor. Bilginin niteliklerini mesela şu anda sen iyi bir medya okur yazarısın. Şu anda bizi izleyenler Niye? Derslerini tekrar etmesi gerektiğini biliyor sosyal bilgilerde. İhtiyacının farkına varıyor. Ve bilginin niteliklerinin iyi bir tekrar olmalı diyor. İşte YouTube'a geliyor. Bize ulaşıyor. Bilgiyi değerlendiriyor. Bilgiyi kullanıyor. Ve arkadaşlarıyla da bu videoyu paylaşıyor. Ardından da mesela sorular çözerek iyi bir medya okur yazarı olmuş oluyor. Yani medyadan çok ciddi bir şekilde faydalanmış oluyor. Güvenli internette tabii ki ne yapacağız? Herkesi kabul etmeyeceğiz. Her gördüğümüze inanmayacağız ve doğrulayacağız. Dikkatli olacağız. Kişisel bilgilerimizi asla ve asla paylaşmayacağız. Eğer paylaşırsak ailemize anlatacağız. Türkçeyi düzgün ve doğru kullanmamız lazım. Aa nasıl olsa burası internette yazım yanlışı yapmak, hatalı Türkçe kullanmak da kötü bir şey. Dilimizi korumamız gerekiyor. Ama en önemlisi internetteki bilgilerin veya veyahut da internette tanıştığımız kişilerin kim olduğunu bilmiyorsak bilgilerin doğruluğundan emin değilsek asla ve asla, asla hemen güvenmeyeceğiz. Şimdi birincisi sanal ortamda e, güvenliğe baktığımızda mesafeli alışveriş var. Mesafeli alışverişlerde mağazaları kıyaslayacaksın mesela. Elektronik satıcı için kontroller yapacaksın. Mesela bizler Tonguç mağazada bu kitapları sizlere ulaştırıyoruz. Bizi tanıdığınız için bize güveniyorsunuz. Ama ele, oradaki eleştirilere de bakın. Mesela bazıları çok güzel şeyler yazıyor. O hocam kitabınız çok süper, çok sevindim.'' diyor. Bazısı hocam kargo bir gün geç kaldı diyor mesela. Eleştirilerde olabiliyor. Bazen kar yağıyor, kargolar geç kalabiliyor ödeme ekranı, kredi kartıyla ödeme gibi bilgiler var. Bunu başka zaten e, mesafeli alışverişe biliyoruz. Kimlik hırsızlığı olabilir. Şifrelerimiz birbirinin aynısı ve kolay tahmin edilebilir. Olmamalı. Yani mesela senin e, şifreni şifren kaç Tonguç evladım benim? 1453 1453. Herkesin şifresi 1453. Olmaz. Yanlış. Hemen şifreni değiştir zaten. Herkes uydu şu anda. Kişisel bilgilerimiz paylaşılmamalı mesela. Aynı zamanda ekranı özel bilgilerimiz varken açık bırakmamalıyız. USB bellekleri kullanmadan önce virüs taramasından geçirmeliyiz. Önemli bilgilerimizi mutlaka ama mutlaka yedeklemeliyiz. O zaman şimdi dersimizi teknolojik bir ortamda dinledik. Mutlaka sen sosyal bilgiler soru bankamızdan güzel güzel soruları çöz Tonguç evladım benim. Ardından da buradaki dijital soruları da tekrar et. Buralar da önemli. Dijital sorularda ekstra sorular veriyor sana. Takıldığın sorular olursa karakodu okutarak soruların çözümünü uzman hocalardan dinle. Zoru bankası tüm ders reklamından da yine sosyal bilgiler kısmını açmak istiyorum Tonguç evladım benim. Burada yine senin birinci dönem konular için efsane sorular var. Yine kare kodda dijital sorular, yine soru çözümleri var. Hadi bakalım. Ee, şimdiden iyi tatiller diliyorum sana. Ve aynı zamanda iyi çalışmalar diliyorum. Ödüllü sorumuzu yap, yorumlara yollatalım. Görüşürüz hocam.